Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir ittifak macerası haftasının sonuna geldik arkadaşlar. TR uğur olarak 871 bin küsur puan yapılmış ve 57. sırada olmuşuz. Vatana millet hayırlı olsun. Bize ve diğer Türk ittifakları da hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Sıralamaları göstermiyorum çünkü çok bir değeri yok. Yani gösterip sıralamalara değer biçmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü daha önce de birkaç kere söylemiştim hatırlarsanız, yani asıl mesele ittifak savaşlarından veyahut da ittifak maçından toplanan eşyalar değil. Daha önce bununla ilgili bir tablo yapmıştım. Yani ittifak macerasında, şu ittifak macerasında dünya birincisi bile olsanız 9 ay içerisinde, anca 9 ay boyunca sürekli birinci olsanız bir tane R4 eşyasına erişiyorsunuz. Ve arkadaşlar şöyle bir tablomuz var, ben sürekli bizim ekiple paylaşıyorum, bu hafta sizinle de paylaşmak istedim. Şöyle bir şey: dünya birincisi olmak istiyorsanız bakın dikkatli tabloya. Geçen hafta, bu hafta ve gelecek hafta diye. Birinci olmak istiyorsanız arkadaşlar ittifak prestijiniz 15.844. Yani şu andaki maksimum prestij. Artık maksimum prestije ulaşan ekipler var arkadaşlar. İki tane ekip var. Arada belki bir iki puan düşüyorlar ama çok önemli değil açıkçası onlar için. Gördüğünüz gibi listede 15.844 ile artık yukarıya çıkmışlar. İlk 5'e girmek için bu maviler arkadaşlar bu hafta olanlar. Bu geçen haftaki puanlar. Bakın buradan puan değişimini görebilirsiniz. Ve gelecek hafta için olan tahminlerimi de görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu dediğim gibi bizim ekiple paylaşıyorum. Sizlerle de paylaşayım. Dünyada nerede olduğunuzu görün diye arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 5. sıra için 15.712 olmuş bu hafta. İlk 10 için arkadaşlar 15.500 69 gibi bir prestij ortalaması bunlar arkadaşlar. Bunlar prestij ortalaması. İlk 20 için 15.375 alınmış 20. de. İlk 30 için 15.203 olmuş arkadaşlar. Ve yine ilk 45 için de 14.905. Yani neredeyse 15.000'e yakın. Bunlar bu hafta her hafta artıyor arkadaşlar. Yani hala karinalarını ve 7. sahneleri belki tamamlamamış oyuncular vardır. Veyahut da savaş alanlarından 6 yıldız özgün taşı alanlar var arkadaşlar. Oradan devam ediyor. Her hafta 10 tane veriyor. Gıdım 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 artıyor. Şöyle bir bakalım tabloya. Mesela 45. geçen hafta 14.787 iken 14.905'e çıkmış arkadaşlar. Yani şöyle baktığınızda kabataslak bir 125 puan prestij ortalamasının arttığını görüyorsunuz. Bu güzel bir rakam bir hafta içerisinde. İlk 30'a baktığınızda 193'ten 203 gibi çok küçük bir rakam atmış. Yani ilk 30 için çok bir şey değişmiyor. Çünkü yukarıya çıktıkça artık max prestijlere geliyorsunuz. Organik prestij artık iyice oturmuş durumda. Artık bu saatten sonra çok ufak ufak yükselir. Belki 45 birazcık daha kımıldanır ama o da az kımıldanır. Geçen hafta 125 gelmişse bu hafta 60-70 falan yükselecektir çok. Çünkü daha çıkacak yukarı alan kalmadı doğru düzgün. İşte bir üçüncü, dördüncü R4'leri atan arkadaşlar. O da büyük ihtimalle herkes Temmuz'u bekliyordur ki ben de dahilim buna. Belki Temmuz'dan birkaç gün önce de bir şey güzellik yapabiliriz. Velhasıl kelam yükselmeden ve 20'ye bakıyorsunuz. 375'ten düzeltiyorum. 321'den 375'e yükselmiş. Çok düşük yani 50 puan falan yükselmiş. İlk 10'a baktığımızda 496'dan 559'a yükselmiş. 569'a yükselmiş. Yine bu da 70 puanlık bir yükseliş var. İlk 5'e bakıyorsunuz. 697'den 712, yani neredeyse 20 falan yükselmiş. Ne kadar düşük? 15-20 yükselmiş. Yine bakıyorsunuz. Yani birinci için bir şey değil. Daha ne yapacak abi? 41'den 44'e çıkarmış. Gerçi 43 falan da olmuştu bir ara ama 41'den 44'e çıkarmış. Artık birincilik maksimum prestijde. Gördüğünüz gibi dünya mevzusu bu. Dediğim gibi yani dünya birincisi de olsanız, yani 15.844 ortalama da yapsanız ve bunu 9 ay boyunca yapsanız ancak o zaman bir R4 eşyasınız. Çok aşırı bir ehemmiyeti yok ama tabi olursa da Allah bereket versin moduna geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada şöyle de bir şey gösterelim. Biliyorsunuz bende 4 tane R4 var arkadaşlar. 15.406 prestij. Beşincisi için de birçok kişi gibi Temmuz'u bekliyoruz. 4 Temmuz tekliflerini bekliyoruz. Hem paralı hem kredili. Şöyle T6'lar 2 tane. Alfa 3'ler de neredeyse 2 oldu olacak vesaire falan. Tabii şöyle bir şey de olabilir. Temmuz'un daha gelmeden Haziran'ın sonunda arkadaşlar şu yorucu yaz etkinliği bitiyor.
Durabilecek miyim yerinde? Dur bakayım. Yorucu cihaz etkinliği bitiyor. Oradan gelecek eşyalarla da bir tane R4 direkt atabiliriz. O da bizim 5. R4'ümüz olur. 4 Temmuz'daki tekliflerle de 4 Temmuz'daki tekliflerle de eğer yine tam bir R4 eşyası verirse 6. R4 olur. Ama artık prestijler az evvel de gördüğünüz gibi maxlanmış durumda. Yani bu saatten sonra 4 Temmuz'da bir streç olur. Prestijlerde 4 Temmuz'a kadar çok aman aman bir streç olmaz. Eğer unutmazsam haftaya da yine bu tabloyu paylaşırım sizlerle ki mevzuyu görün diye. 4 Temmuz'da bir streç olur ama yukarının çoğu 15.844 zaten maksimum prestij. Daha onun üstüne çıkacak bir şey yok. Ta ki 6 yıldız R5'ler gelene kadar. Yani 7 yıldızlar da gelse R2'leri kopyası 200 olmadığı sürece 7 yıldızların üst prestij çıkmaz. 6 yıldız R5'ler o da belki yıl sonuna mı gelir? Bilmiyoruz artık. Ufak ufak parçalarını görmeye başlarız. Çünkü R4'lerin ilk parçalarını geçen senenin Nisan ayında görmüştük. Şimdi bir seneye geçti. 1,5 seneye denk geliyor. Belki 1,5. senede artık ufak ufak 6 yıldız R5'lerin de parçalarını görmeye başlarız. Şimdilik durum bundan ibaret arkadaşlar. Ondan sonracığıma şuradan ödüllerimi de almıştım. Kristallerimi de açayım. Olur da seviye falan yükseltirsem lazım olur. Bak 17 tane mis gibi. Gel. 200 bin altın koçum benim harca harca bitmez. Şu paragon kristallerini biriktiriyorum arkadaşlar. Onları şöyle büyük bir açılış yaparız. Ondan sonra şövalye hedef kristalleri bir tane. Koçum benim harca harca bitmez. Başka neyimiz var? 20 tane K8 kristalimiz var. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar yani K8 oynamak önemlidir. Güzeldir ama zaruret değildir. Yani oynamasanız bile doğru stratejilerle çok güzel yerlere gelebilirsiniz. Ne vermiş? Alfa 2 vermiş. T4 vermiş. Bir tane tekno istiyor. Allah bereket versin. K7'lerden de 11 tanemiz var. Yine T4'ler geliyor. Gelsin. Gelsin. T4'ler hep sevmişimdir. Çift T4. %10'luk S5 ile açalım. Beceri spor. Şunda 17 tane küçükten var. Vallahi küçükleri de kovalıyoruz. Günlükleri de kovalıyorum. Hepsini S4 önemli. S4 önemli. Şu dalgayı da alalım. Allah bereket versin. Başka da açılacak kayda değer bir şeyimiz şimdilik yok acılar. Bu hafta durum bundan ibaret. Sizin prestijlerle durumda. İsterseniz siz de aşağıya yapıştırabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.